Manise Dağı'nın hemen dibinde bir başka dağın etekleri başlar. Yamanlar dağının etekleri. Yamanlar dağının tepesinde volkan ağzında bir göl var. Kara göl. Bu gölün ortasında Tantalos zincire bağlı. Su içmek için eğildiğinde su geri çekilir, toprağa kadar gider. Tantalos bir yudum su içemez. Gölün ortasında suyun içinde susuz kalmıştır binlerce yıl. Tantalos'un üzerinde türlü meyveler dallardadır ve dalları asılı. Bunları uzanmak istediğinde rüzgar uzaklaştırır bunu. Bin yıllardır aç ve susuz yaşar bu gölde. Gidin, ayaklarındaki kelepçeyi sökün. İstediği kadar yesin, içsin. Su artık geri çekilmiyor. Dallar artık sağa sola kaçışmıyor ve Tantalos artık cehaletiyle yaşamıyor. Ve siz Tantalos'u kurtarınca insanlığı da kurtardınız. Yüce Allah'ın bu kadar Şifa enerjisi bütün çevremizi ve bedenimizi sarmışken biz bu şifa enerjisini bilmiyorduk. yüce Allah'ın bolluk bereketi bütün etrafımızı sarmışken bu bolluk bereketin içinde yaşamamıza rağmen Tantalos gibi ulaşamıyorduk. Biz bilgeliğin içinde yaşarken, hem de sonsuz ve sınırsız, hem de 72 bin alemin bilgeliğinde yaşarken, Tantalos gibi bir damlasına dahi ulaşamıyorduk. Biz bel ağrısını bir skolyozu yok etmek için ameliyat masalarına yatıyorduk. Kimimiz hayatını kaybediyordu. Kimimiz platinlerle yaşıyordu. Bazılarımız kanserden ölüyordu. Oysa Tantalos bir zamanlar bildiklerini unutmasaydı insanlık da bildiklerini unutmayacaktı. Balık suyu göremeyecek kadar kör hale gelmişse, bizde şifa içinde, bolluk bereket içinde, bilgelik içinde, huzur mutluluk cesaret içinde, Yüce Allah'ın bize sunduğu her tür güzellik içinde, bu güzelliklerin varlığından habersiz yaşadık. Ben susayım. Bırakın Yüce Allah'ın şifasının saçınızda, teninizde, kemiklerinizde, iliklerinizde olduğunu hayal edin. Çevrenizde olduğunu hayal edin. Atmosfer dediğimiz bu tabakanın içinde. Manyetik alan dediğimiz uzay boşluğunun içinde. Her yerde yüce Allah'ın şifasının olduğunu hayal edin.